Ya öncelikle şöyle ben kendimi tanımlarken, ya benim kendi özel hayatımda hani dinimizin kendi inancıma göre gereklerini yerine getirme çabası içindeyim. Ama Deva Partisi çok geniş bir insan kaynağı yapısına sahip. Yani bizim Deva Partisi'nin çatısı altında tüm Türkiye var. Farklı dinlere mensup olan arkadaşlarımız var. Farklı mezheplere mensup olan arkadaşlarımız var. Bizim partimizin çatısı tüm Türkiye. Yani biz diyoruz ki hep beraber Türkiye'nin sesiyiz diyoruz. Ancak ülkemizde gerçekten yıllardır devam eden bir tartışma vardır. Bu laiklik, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sistemdeki rolü görevi gibi. Şimdi burada kuşkusuz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kendi tamamen bilim ve aynı zamanda da akıl ışığında yani dinimizin gerekleriyle alakalı bir görüş ortaya koyması önemlidir. Ama bu bir görüştür. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı bir görüştür. O görüşü ortaya koyar, ondan sonra geriye çekilir. Onun ötesinde bir misyonu yoktur o kurumun. Dolayısıyla son dönemlerde özellikle İktidar Partisi zemin kaybetmeye başlayınca Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden dinimizin kutsallarını istismar edecek bir çizgiye doğru maalesef gidildiğini biz de görüyoruz. Biz partimizi kurarken, Deva Partisi'ni kurarken açık açık söyledik. Dedik ki dinimizin kutsallarının günlük siyasete alet edilmesi yanlıştır dedik. Bunu açıkça ortaya koyduk. Ama bakıyoruz özellikle gündemde tutuluyor. Özellikle gündeme getiriliyor. Şöyle hükümet yanlısı basının çizgisine bir bakın. Zaten gelen talimat, işte propaganda makinesinin o günkü gündemine, talimatlarına ona göre basın zaten biliyorsunuz hani Tabii. benzer manşetler atıyorlar, benzer konuları işliyorlar. Zaten oradan o çizgiyi görmek de mümkün. Biz bunu yanlış görüyoruz. Ve ülkemizin geleceği açısından da iyi bir şey olarak görmüyoruz. Bu ülke hepimizin, bu ülkenin tüm vatandaşları eşit vatandaş. Yani devlet olarak siz bu konularda bir taraf olamazsınız. Yani devlet olarak her bir vatandaşınızın inancını, ibadet özgürlüğünü, inancı doğrultusunda örgütlenme özgürlüğünü teminat altına almak zaten sizin göreviniz. Bu devletin görevi. Ama dinimizin kutsallarını istismar edecek şekilde, onu da itibarının korunması gereken, itibarının mutlaka güçlü olması gereken bir kurum üzerinden bunu yapmaya çalışmak büyük bir yanlış. Yani Diyanet İşleri Başkanlığımızın itibarlı bir kurum olması lazım. İtibarlı. Temel konularda, bilim ve akıl ışığında çalışmalarını yapıp ortaya görüşünü koyup geri çekilmesi lazım. Onun ötesinde bir misyonu yok, görevi olamaz. O da bir ihtiyaç. Yani sistemde onu da o da bir ihtiyaç ama hükümetin genel politikası, eriyen desteği, özellikle dindar vatandaşlarımızın o duygu dünyası üzerinden bir siyasi nema sağlamaya, çalışmaya biz kökten karşıyız. Peki. Buna da izin vermemek lazım. Dün